Mert sen ne iş yapıyorsun? Aslında sen iyi bir girizgah yaptın. Evet iletişimci, işletmeci. Kendimi ilk gece hayatında gördüm. Gece hayatında mekanlarda halkla ilişkiler sorumlusuydum Ankara'da. Sonra belli internet sitelerinde haber yazıyordum. Şehir hikayeleri yazıyordum. Yeni açılan mekanları anonsluyordum. Sonra tabii bu kendi içine büyümeye başladı. Ankara bana yetmemeye başladı. Sonra Bodrum ardından İstanbul'a transfer olarak İstanbul'un içindeki hikayelerde yer aldım. Ne oldu? İşte uzun süre yaklaşık 8-9 yıl Sabah Gazetesi'nde, Günaydın Ekin'de, Lifestyle yazılar yazdım. Bir yandan işletmeciliğe devam ettim. Duayen isimlerle, İzzet Çapa, Emre Ergani, Metin Fadıllıoğlu gibi çok büyük isimlerle işletmeciliğe, mekancılığa giriş yaptım. Bir yandan gazete yazdım. Sonra tabii ki dünya değişmeye başladı. Yani ses yasakları ve onun ardından mekancılıktaki tabii ki eskiden gece hayatta çalışanlar uçak alıyormuş, Ferrari'ye biniyormuş. Biz bir baktık ki orada artık bir şey yok. Mert sen bu işi değiştir dedim. Marka danışmanlığına yönelmeye başladım. Marka danışmanlığı nedir diyeceksin. Bugün aslında gördüğümüz billboardlarda, şey, televizyonlarda reklamını izlediğimiz, ünlülerin yer aldığı, tanıttığı, yeme, içme, kozmetik ne varsa, tükettiğimiz insana dair ne varsa onların danışmanlığını yapıyorum. Gördüğün bütün marka işbirliklerinin lansmanlarını yapıyorum. Lansman partilerini, davetlerini, organizasyonlarını yapıyorum. Çok uzun süre gazeteciliğim de devam ederken artık sosyal medyaya evrilince Instagram ve YouTube tarafından da hatta TikTok tarafında da yer almaya çalıştım. Tabii orada bir yaş haddi var. Z jenerasyonu kadar hızlı olamıyorum ama deniyorum. Danışmanlık öyle ki çıktığın yolda sana birinin yeni dünyayı anlatmasını istiyorsun. Ben aslında biraz daha yol arkadaşıyım, kopilotum markaların yanında. Kurumlara karşı verdiğim, kurumlara verdiğim bir hizmet bu. O kadar çok markayla çalıştım ki aslında hepsi global markalar, çok uluslu firmalar. Ama tabii Instagram'da beni gören ya bu çocuk ne yapıyor ki diyor. Şimdi kalkıp da LinkedIn'de bunu anlatmaktansa kendi içine zaten sektör ...böyle duyuluyorsun başarılıysan. Yani ben bir lansman yapayım. Sen işte atıyorum buradayız. Bu programın davetini yapalım. Sonra bir başka zaten rakip firma arıyor seni. Böyle böyle çalışıyorsun. Ve sadece Instagram'da ben eğlenirken ve keyifli anlarımızı paylaştığımız için mutlu anlar tablosu oldu orası. Dijital anı defteri gibi. Ama total olarak iletişimciyim diyebilirim. Bir işletmeci olarak ya da bir iletişim danışmanı olarak bu soruyu sorayım. Ee, herkes karşı politik olmak zorunda mısın? Şöyle politik olmadığımız neresi var? Yani bakkala da gittiğinde bakkal amcadan ekmeği alırken mutsuzluğunu gösteriyor musun? Hayır. Yani orada da poker face'in. Sokağa çıktığımız anda hepimiz gardıroptan bir portmantodan, portmantodan doğru mu söylemiyorum sonra bunu yorumlara yazacaklar çünkü. Ceketimizi giydiğimiz gibi karakterimizi giyip sokağa çıkıyoruz. Evdeki olduğumuz benliğimiz gerçek yalın halinle sokağa çıkmıyorsun. Aynı giyinmek gibi karakterini giyinip sokağa çıkıyorsun ve göstermek istediğin tarafını gösteriyorsun. O aslında kapıdan çıktığın anda o politika başlıyor. Aslında evde de bir politika var. Yani annene her şeyini anlatabiliyor musun? Her duygu durumunu gösterebiliyor musun? Hayır. Eşine hayır. Yani politik olduğun yer senin aslında politik olmadığın yer yalın olarak o duşta duş alırken şükrettiğin an yatakta yastığını başına koyduğun an gerçekse. Onun dışında zaten herkese politiksin. Kime değilsin ki? Bazen kendine bile politiksin. Kendini bile kandırıyorsun.